Yani bunu kim salonu asmak ister, yatak odasına, koridoru falan. Yani o dönemde fotoğraf olsaydı kesinlikle Go'ya fotoğraf çekerdi. Hayat güzel değildi. Hastalıkları yaşıyor, presyona düşüyor, savaştan kaçıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Satürn taht korkusunu yaşıyor. Öğreniyor ki çocuklardan birisi seni tahtını eline geçirecek. Korkunç bir öykü. Tam işte Game of Thrones gibi aslında bir taht oyunu. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Bugün Francisco Goya'nın Çocuklarını Yiyen Satürn tablosunu konuşacağız. Tabloya giriş yaparken biraz eserden ve sanatçısından bahseder misiniz? Bugün Francisco José de Goya y Lucientes'in bir tablosunu konuşacağız. Goya 1746-1828 arasında İspanya'da yaşayan bir ressam ve tablonun ismi Çocuklarını Yiyen Satürn. Bu resim kara resim serisinden bir örnek ve bu seri 1819-1823 arasında yapmış. Bugün bu resim Museo del Prado Madrid'de, İspanya'da görebilirsiniz. Peki Goya nasıl biriydi ve nerede doğdu? Nasıl sanatla ilgilenmeye başladı? Goya 1746 Fuente Todos Aragon, yani İspanya'da doğdu. Orta sınıflı olan bir ailenin çocuğu olarak 14 yaşındayken Madrid'e taşınıyor. Ve orada işte resim eğitimi almaya başlıyor. Ve çok hızlıca yükselen bir sanatçıdan bahsediyoruz. Yani 1786'da İspanyol Saray ressamı olarak yaşamaya ve üretmeye devam ediyor. 1795'te oradaki Kraliyet Sanat Akademisi'nin direktörü oluyor. 1799'da İspanyol Kraliyet Sarayı'nda bir ressama verilen en yüksek ödül ya da unvana sahip oluyor. Premier Pintor de Camara. Yani dolayısıyla böyle kariyer açısından baktığımızda çok başarılı, kendi zamanında çok ünlü ve önemli bir ressamdan bahsediyoruz aslında. Sanat hayatın aynasıdır diye bir söz var. Bunu Goya'nın tabloları için özellikle belki geç dönem tablolar için söylemekte biraz zorlanabiliyorum. Hiç gerçekçi olmayan bir görüntü görüyoruz. Özellikle Çocuklarını Yiyen Satürn'de. Peki bu tablo da ama hayatın aynası olabilir. Hangi anlamlarda hayatın aynasıdır? Aslında özellikle Goya'nın son dönemde yaptığı resimlere birebir aslında hayatın aynası. Tabii ki baktığımızda oradaki caddeler, tuhaf yaratıklar ya da işte Satürn gibi vahşetli dolu olan resimlere baktığımızda hayat nerede belki sorabilirsin. Çünkü gerçekçi görünmüyor. Çünkü o son resimlerde ve bu Satürn resminde de deformasyon, soyutlama gibi kavramlar görebiliriz. Bu işin birebir hayatının yansıtması mı? İmge olarak belki değil ya da resim yani imaj olarak değil ama duygu olarak birebir. Çünkü özellikle bu kara resimler ama daha önceki bazı serilerde savaşın etkisi birebir aslında yansıtıyor ve Goya bu savaşlardan çok etkileniyor ve özellikle bu son dönemdeki resimleri aslında bir psikolojik otoportresi ama onun kadar aslında o döneminin psikolojik travmaları yansıtmaları olarak değerlendirebiliriz. Bu yüzden Goya'nın tüm resimlere zaten baktığımızda ilk dönemde işte saray ressamı olarak çalıştığında neoklasisist tarzında o dönemdeki saraya uygun olan konular üzerine çalışıyor ve saray hayatını bir şekilde yansıtırken ikinci bölümünde bu anti savaş resimleri ya da Savaşın Felaketleri adlı serisinde orada birebir savaşı yansıtıyor, betimliyor, belgeler yaratıyor. Bu dönemde Napolyon yani Fransa İspanya arasındaki savaşın felaketleri birebir yansıtıyor ve ben hep şey diyorum, yani o dönemde fotoğraf olsaydı
vardı. Kesinlikle Goya fotoğraf çekerdi. Çünkü birebir oradaki savaş suçlarını kayıt etmeye çalışıyor. Bizimle paylaşıyor ve o anda birebir hayata yansıtırken son dönemdeki kara resimlerinde aslında bir psikolojik yansıtması, bir travma yansıtmasını olarak değerlendirebiliriz. Bu toplam aslında estetik olarak belki bizim güzel sanatlar dediğimiz alandaki güzel kısmıyla ters düşüyor. Yani ne güzel bir olayı anlatıyor. Çünkü çocuğunu yiyen bir baba figürü görüyoruz, imgesi. Ne de iç açıcı görünüyor. Peki sanattaki bu güzellik kaygısının yavaş yavaş kaybolmasını anlatabilir misiniz? Evet, bu resim kesinlikle güzel değil. Bu resim çirkin, iğrenç, itici. Hatta yani bunu kim salona asmak ister? Yatak odasına, koridora falan, yani bilemem. Ama bu resim öyle olması gerekiyor. Çünkü o dönemde hayat güzel değildi. Yani İspanya'daki savaş güzel değil. Yani Goya'nın o dönemdeki hayatı da güzel değil. Hem kişisel olarak hastalıkları yaşıyor, depresyona düşüyor, savaştan kaçıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Çirkin bir hayat ve dolayısıyla Goya o dönemde o hayatın çirkinliğini, vahşetini yansıtıyor ve bunu güzelleştirmiyor, yani idealize etmiyor, cicileştirmiyor. Ama bundan dolayı önemli bir tarih aslında başlıyor. Geleneksel olarak ve terim olarak biz 17. yüzyıldan itibaren güzel sanatlar diyoruz. İşte güzel sanatlar akademisi vesaire. Ve uzun bir zaman aslında sanat tarihinde antik çağdan itibaren diyelim güzellik en önemli kavramlardan birisi. Yani güzel olan iyidir. Çok güzel olan çok iyidir, yüce gibi. Ama aslında barok döneminden itibaren, ama en geç bence romantizm ve özellikle Goya ile beraber yeni bir tarih başlıyor. Yani güzel sanatlar değil, çirkin sanatlar. Dolayısıyla Goya aslında çirkinliğinin estetiği ortaya çıkartıyor ve o resimlere baktığında hakikaten hayatın yansıtmasını, travmalarının yansıtması, vahşetin yansıtmasını birebir olarak yapıyor. Ama neden çirkin? Figür çirkin görünüyor. Yani oradaki Satürn'e baktığımızda bir insan figürü, dev bir yaratık, bir insan, bir tanrı, bir tanrı kralı. Ve ne yapıyor? İşte çocukları yiyor. Ve elinde işte kafası çoktan kopmuş, işte bir kol kopmuş, bir korpus, bir vücut görüyorsunuz, kan görüyorsunuz ve delirmiş gözleri bakan bir figür görüyorsunuz. Figüre dikkatle baktığımızda bu figürde soyutlama ve deformasyon söz konusu. Çünkü eklemlere, vücutlara baktığında evet ben bir bacak görüyorum ama bunun kadar da artık bir form görüyorum. Yani deforme edilmiş olan vücutları görüyorum. Çünkü deforme edilmiş bir dünya var o dönemde. Yani sağlıklı, güzel bir dünya yokken, mantıklı, ideal bir dünya yokken sanatçı bunu nasıl yapabilir ki? Yani Goya aslında bu bağlamda hakikaten içindeki sıkıntıları, depresyonları, hayata karşı küs olmasını hepsi aslında tuval üzerinde, hatta duvar üzerine kusuyor. Çünkü bu resim günümüzde Prado Müzesi'nde tuval üzerine görebilirsin. Ama bu 14 kara resim dediğimiz resimle saraydan ayrıldıktan sonra, toplumdan soğuduktan sonra küsmüş bir yaşlı, sert bir adam olarak Madrid'den ayrılıyor. Madrid'in dışında bir taşrada, bir köyde, işte bir yerde bir çiftçinin evini tutuyor ve o sene La boyunca bu 14 resim duvar üzerine yapıyor. Kimse göstermiyor. Dolayısıyla tamamen bağımsız ve tamamen kendisini yapıyor. Tamamen aslında sanat terapisi gibi belki yaşadığı felaketleri, yaşadığı travmaları, iç karartıcı olan iç dünyasını bu tuvalleri üzerinde aktarıyor ve dolayısıyla oldukça gizemli resimleri, tam neden yaptığını bilmiyoruz. Resimler çok heterojen. İşte Satürn'ün resmine baktığımızda mitolojik bir hikaye görüyoruz ama onun kadar işte tek başına olan köpek görüyorsun, işte caddeler görüyorsun, yaşlı çorba içen insanları görüyorsun. Yani bu işin çok fazla farklı konuları ama ortak meselesi hep bunu görüyoruz. Arkası simsiyah, mekansız, zamansız, her zaman her yerde olabilecek sahneleri sanki
Artı figürlere baktığımızda çok ağır ekspresyonist yaklaşımları, erken ekspresyonist yaklaşımları, deformasyon, soyutlama, bitmemiş figürleri, bitmemişlik önemli bir kavram o dönemde ve bütün saydığım kavramları aslında 20. yüzyılında ancak yaygınlaşmış bir şekilde görebiliriz. Bu yüzden Goya özellikle bu kara resimlerle aslında erken bir modern sanatçı. Hatta bir sanat tarihinde bazen şunu diyoruz, Goya klasik sanatın sonu, modern sanatın ilki. Çok büyük bir laf, çok büyük bir ünvan, belki fazla büyük, belki de o kadar doğru da olmayabilir ama metafor olarak doğru. Çünkü sarayda çalıştığı dönemde neoklasisist olarak değerlendirebiliriz ama saraydan ayrıldığında tamamen bağımsız, tamamen kendisine ait olan resim serisi yaptığında bambaşka bir yönü keşfediyor, bambaşka bir yola giriyor. Tamamen bağımsız, tamamen bireysel çalışıyor ve bu yaklaşım aslında 20. yüzyılın ekspresyonizm, soyutlama gibi avantgard akımlarının öncüsü olarak değerlendirebiliriz. Bu anlattıklarınızla ilgili kafama takılan iki tane şey var. Bir tanesi o çiftçinin evinde duvarlara yapıyor resimler dediniz. Daha sonra bu tuvale mi aktarılıyor yoksa o duvarlar parçalanıyor olarak müzelere mi getiriliyor? Nasıl oluyor onu anlayamadım. İşte bu resimleri dediğim gibi saraydan ayrılıyor, toplumdan soğuyor ve artık tek başında işte hizmetçisiyle beraber ya da sevgilisiyle beraber oradaki evde tam izolasyonda yaşamaya karar veriyor. Ve direkt duvar üzerinde bu resimler yapıyor. Ve bu resimleri kimse bilmiyor, kimse görmüyor. Çünkü zaten toplum ile, sanat ortamı ile artık bir alakası kalmıyor. Sonra zaten İspanya'dan ayrılıyor, Fransa'ya yerleşiyor ve emekliliği ve ölümü orada gerçekleştiriyor. Ölümden sonra devlet bu resimleri duvardan dikkatli bir şekilde söktürüyor ve tuvale aktarıyor. Ve dolayısıyla günümüzde biz bunları tuval üzerinde resim olarak görüyoruz ama aslında duvar resimleri. Yani bu resimleri düşünün, yani iki katlı bir ev, her yerde bu büyük resimler var. Orada aslında tam izolasyon içinde kendi dünyasını çok karamsar, çok korku verici aslında bir dünya çiziyor ve tam ortasında yaşıyor. Bu belki biraz teknik bir soru olacak ama duvardan tuvale nasıl resim aktarılıyor? İşte orada dikkatli bir şekilde kesiliyor. İşte sıvadan işte aktarılıyor ve ondan sonra işte oradaki dikkatli bir şekilde restoratör mantığıyla sonra onun üzerine çerçevesi üzerinde. Goya modern sanatın başlangıcı sayılabilir diyorsunuz. Burada kastettiğiniz modern sanat ne demek? Modern sanat normalde 20. yüzyılın başından 20. yüzyılın ortasına kadar sayıyoruz. Yani günümüz, güncel, çağdaş ya da günümüzün sanatı diyebiliriz. 19. yüzyılı, ondan önce işte neoklasizm, barok vesaire gidiyor. Yani modernizme baktığımızda işte Orta Avrupa ve Rusya merkezleri olarak değerlendirdiğimizde aslında 1900-1919 arasında Art Nouveau ve Bauhaus arasında birçok modern avantgardtan oluşan bir dönemden bahsediyoruz. İşte kübizm, futurizm, dadaizm vesaire. Dolayısıyla modern sanat budur. Sonra İkinci Dünya Savaşı ile aslında bitiyor, çöküyor ve işte savaş sonrası neo-modern, pop art vesaire yeni bir dönem başlıyor. Dolayısıyla modern sanat dediğimiz aslında çok kısıtlı bir ortam, çok kısıtlı bir zaman dilimde ortaya çıkmış olan bir dönem. 19. yüzyıldaki akımlara, yani romantizm, realizm, empresyonizm, post-empresyonizm, bunları modern sanatının kökü olarak değerlendirebiliriz. Bir şekilde neoklasisizm ve modernizm arasında bir köprü gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Goya özellikle bu son dönemdeki resimlerle romantik bir ressam olarak değerlendirebiliriz ve o dönemde, yani 1800'lerinin ilk yarısında yarattığı soyutlama, fırça dabeleri, kalın boya tabakaları kullanımı, işte soyutlama, deformasyon kavramları o dönemde göremiyorsun başka bir yerde. Yani bu neoklasizmde hiç yok, realizmde de yok. Empresyonizm, evet, yani birkaç sene sonra benzeyen bir şekilde görmeye başlayabiliriz ama onun kadar da radikal değil. Dolayısıyla Goya ekspresyonizm sanatı, yani modern avantgardın ekspresyonizm sanatının babası olarak değerlendirebiliriz. Uzun yıllar saray ressamlığı yaptı ama sonra saraydan ayrıldı ve bir anda daha melankolik bir tavırda belki.
tablolar yapmaya başladı. Bu süreçte Goya'ya ne oldu? Yani neden böyle bu değişimin kökü nedir? Goya ne oldu? Evet, iyi bir soru. Yani 1793'tü. Ciddi bir rahatsızlığı, bir hastalığı yaşıyor. Tam olarak ne yaşadığını bilinmiyor. Yani tinnitus deniliyor, başka şeylerde deniliyor. Ama sağır olur ve bir depresyona düşüyor. Yani depresyona giriyor. Ve o 90'larda özellikle bu melankolik, depresif hali resimlerde çok yoğun bir şekilde yansıtıyor. Örneğin 1797-98 arasında 80 adet gravürden oluşan bir seri yapıyor. Kaprisler gravürleri. Ve orada tam anlamda dediğiniz işte melankoli, ölüm, hayaletler arasında kalan olan bireyleri görebilirsiniz. Ve oldukça depresif, karamsar resimleri ve o dönemde bireysel olan rahatsızlık, depresyon ama aynı zamanda dünya karşı olan şüphe, çünkü o dönemi düşünün, inkvizisyon var, işte toplumsal baskıları var, savaş yaklaşıyor vesaire. Aslında orada Goya hem işte kişisel travmaları, kişisel rahatsızlıkları ve toplumsal sorunlar üzerinde düşünerek, çalışarak bu kaprisler gravürleri yaratıyor. Savaşının Felaket adlı serisinde 1810-1820 arasında tekrar gravür yöntemiyle 82 baskıdan oluşan bir anti-savaş serisi yaratıyor. Bu arada parantez, bu ismini açmamız gerekiyor. Sadece ressam olarak değil, çok da başarılı bir gravür sanatçısı. Ve bu 82 ayrı eserde Napolyon'un ve bu Fransız ordunun İspanya halkı üzerinde yaratan zulüm ile ilgili çok etkileyici gravürler yapıyor. İdam sahneleri, işte ölüm sahneleri, savaş sahneleri görebilirsiniz. Ve bu dönemde aslında tekrar bir değişim yaşıyor Goya. Bu çok ilginç. Çünkü saray ressamlığında neoklasisist ya da old master içine oturtabiliriz. Fakat bu seriyle özellikle bir gerçekçi olarak değerlendirmemiz gerekiyor Goya. Çünkü birebir işte o dönemdeki olayları kayıt altına alıyor. Yani unutmamaya karşı savaşıyor. Ve dediğim gibi fotoğraf makinesi o dönemde olsaydı Goya fotoğraf çekerdi. Ama tam anlamda üçüncü adım, yani işte neoklasisist, realist, sonra erken ekspresyonist dönemde, bu kara resim döneminde. O dönemde bizim Satürn resmi de en güçlü ve en etkileyici resimlerden birisi diyebiliriz. Bu tabloda ne anlatılıyor ve Satürn neden çocuğunu yiyor? Neden böyle bir dehşet karşısında? Korkunç bir öykü, eski bir öykü, mitolojikten bildiğimiz bir öykü. Satürn kim? Satürn ikinci kuşak tanrılarının kralı. Bu tanrı taht korkusunu yaşıyor. Yani bir gün öğreniyor ki çocuklardan birisi senin tahtını eline geçirecek. Ve bu isim tam işte Game of Thrones gibi aslında bir taht oyunu sahnesi görebiliriz. Satürn bunun haberini alınca bütün çocukları yiyor. Yani işte doğuyor, yiyor, doğuyor, yiyor ve bu şekli yok etmeye çalışıyor. Ve aslında bu bağlamda üçüncü kuşak tanrılara karşı bir eylem, bir vahşet içerikli olan bir önlem alıyor Satürn. Bu arada üçüncü kuşak en ünlü kuşak, çünkü bu bizim Zeus'un kuşağı. Zeus sonra zaten kurtuluyor işte ve onun sayesinde diğer kardeşleri Satürn'den çıkartıyor ve işte Satürn ve Zeus ve kardeşler arasında bir taht savaşı oluşuyor ve sonunda Zeus gerçekten Satürn'ün tahtının eline geçiriyor. Yani böyle bir mitolojik öyküsü aslında. Çok eski bir öykü ve daha önce defalarca betimledi. Zaten old masallarda ya tarih konuları, ya mitolojik konuları, ya da dini konuları en çok yapılıyor. Ama bu şekilde hiç yapılmazdı. Çünkü bu resim gerçekten, yani normalde şöyle gösterilmesi gerekiyor. Satürn idealize edilmiş, dev, büyük bir tanrı olarak gösterilmesi gerekiyor. Fakat burada bir tanrı göremiyorsunuz. Bir iblis görüyorsunuz, deforme edilmiş bir yaratık görüyorsunuz ve o anda tam kardeşlerden birisi yemeğe çoktan başlamıştı, kan gövdesinden akıyor ve bu yüzden biz tam işte Satürn çocuklardan birisini yerken bunu görüyoruz. Aslında eski bir öykü,
bir kral ki gerçek tarihte sıkça bunu görüyoruz. İşte Fransa'daki sarayda, Avrupa'daki saraylarda, bütün saraylarda öyle şeyle yaşanıyor. Babaları çocukları öldürüyor. Çocukları babaları öldürüyor. Bazen anneler çocukları öldürüyor. Yani böyle bir önlem olarak. Bu kadar vahşet olan bir tarih varken biz genellikle tarihlerde bu kadar vahşet göremiyoruz. Fakat bu resimde vahşet dolu, kan dolu olan tarih birebir bizi hissettiriyor. Adeta göstermiyor, hissettiriyor. Bu yüzden tabii ki Satürn aslında o dönemdeki Napolyon olsa, diğer kralları olsa, diğer iktidarda olan bütün liderlere aslında bir gönderme yapıyor. Bu yüzden büyük ihtimalle Satürn günümüzde hala güncel bir resim. Çünkü bu taht oyunları devam ediyor. Bütün ülkeleri bunun gibi kavgaları görüyoruz. Bu yüzden çok eski bir resim ama hem estetik olarak, hem uslup olarak, hem içerik olarak çok güncel bir resim. Sizin seneler dinlediğiniz bu hikaye aslında bu kadar güzel görünen bir hikaye değil. Bu dehşet verici bir hikaye diye belki de ekspresyonist bir tavırla yeniden yorumluyor. Evet, yani içerik açısından Goya bir değişiklik yaratmıyor. Yani bir öykünün farklı bir şekli yazdırmıyor. Ama betimleme tarzı ve estetik yorumu çok inovatif, çok farklı ve ancak tamamen bağımsız sanat piyasasından, sanat ortamından, toplumdan ayrı yaşadığından dolayı ve hiç kimsenin umurunda olmayan bir şeklinde, tamamen kendisine has bir şekilde, özgür, bağımsız bir şekilde bu resim ancak bu şekilde böyle yapabilirdi. Çünkü satış kaygısı yok, beğendirme kaygısı yok, sergi açma kaygısı yok. Hakikaten hayata karşı küsmüş, depresyon içinde olan, ara sıra da mental illness, yani böyle bir hastalığı, bir deliliğe yakalanacak diye korkusuna yüzü karşı kalan bir dönemde de vardı. Yani tam öyle bir dönemde bu resim yapıyor ve belki bu resimler sayesinde bu arada hayatta kaldı. Çünkü sonra işte İspanya'dan ayrılıyor, Fransa'ya taşınıyor ve son dönemdeki resimleri tekrar biraz daha güzel resimler yapıyor. Belki kendi yani akıl sağlığı bu resimler sayesinde belki sağladı. Her şey kusmuş. Kusmuş, sonra idealize dünyasına geri dönmüş ve orada o dünyanın içinde ölmüş. Daha iyi bir, daha huzurlu bir emeklilik yaşıyor ve son resimlerde öyle kara resimleri gibi resimler göremiyoruz. Dolayısıyla İnce Aksoy'un dediği gibi gerçekten sanat iyileştirir.